Fenomen dizi Çukur'un Cumali Koç havalısı Necip Memili hayatını Didem Dayıcıoğlu ile birleştirdi. Çukur oyuncularının tamamının geldiği bu nikahtan Show TV'ye özel görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Çukur'un Cumalisi Necip Memili'nin nikahında anı. Show TV'ye özel görüntüler. 01 çabuk. Dayıcıoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Evet, seve seve. Çukur'un akın ettiği nikahta. Necip sevdiyse bir hikmeti vardır. Ya o. Onlar. Gelin ve damat arasında yaşanan hangi espri herkesi güldürdü? Necip Memili'nin en mutlu gününden çok özel anlar. Evet. Bravo. O Çukur'un Cumali Koçovalısı, o Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biri. Necip Memili artık evliler kervanına katıldı ve hayatını Didem Dayıcıoğlu'yla birleştirdi. Sıfır bir çabuk. Dayıcıoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo! Ve çiftin yanındayız. Çok mutlular. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla böyle bu güzel günümüzü paylaşıyoruz. Görmediğiniz ama eğleniyoruz. Biraz böyle aile arasında herhalde, çok kalabalık değil. Aynen öyle. Böyle hatta kendi aramızda keyifli bir düğün gecesi yaşıyoruz ya. Peki gelin hanıma dönelim hemen. Teklif nasıl geldi? Daha doğrusu Cumali nasıl çaldı kalbini? Yani bunları hani konuşmak çok bize kalsın. Çok özel şeyler. Nezaketinize sığınarak aramızda kalacak şeyler olmasını tercih ederim ben. Tabii Necip anlatmak isterse bilemem. Ben hanımım çok güzel şeyler söyledi ben. Ben ona katılıyorum. Balayı nerede ve nasıl olacak peki? Yo, sabah sete gideceğim. O balayım set. 4 gün setim var. Balayımızı orada geçireceğiz. Balat. Hatta balayına yakın. Yaptırmayın bana böyle kötü esprili. Özür dilerim bunun için. Gerçekten yarın sabah sete gideceğim. O yüzden bugünü böyle saat 9-10'a kadar böyle biraz eğleneceğiz arkadaşlarımızla yukarıda. Sonra gidip dinlenmek gerekiyor. Sabah çünkü set var. Çukur hayranlarını Cumali'den mahrum bırakmak istemiyor anlaşılan Necip Memili. İşte düğünde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan dostları. Çukur'un Selim Koçovalısı Öner Erkan ve Aliço'su Rıza Kocaoğlu. Onlar da mutlular. Evet arkadaşımız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla evlendi. Didem'le biz de yeni tanıştık gerçi ama Necip sevdiyse bir hikmeti vardır. Evet, yani çok mutlular. Mutlular biz, evet. Güzel oldu. Sıra size geliyor diye korkuyor musunuz? Yok ne korkarım canım. İnşallah. Korkmuyoruz, bekliyoruz bakalım inşallah. Ha Öner, düşünüyor musun? Neyi? Sırayı. Evet evet, sırayı hep düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Vay vay. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İşte Çukur'un yamaçı Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti. Yamaç çok heyecanlı ve çifte mutluluklar diliyor. İkisinin de gözleri o kadar mutlu bakıyor ki. Biz de çok mutluyuz bu açıdan. Yani biz de çok eğlendik. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Allah uzun ömürler versin. Mutluluklar diliyorum ikisine de. Topu bir göğüne attı Aras Bulut İynemli. Bakalım o neler söyleyecek mutlu geceyle ilgili. Ben çok heyecanlıyım, Bige konuşsun bence. Evet. Valla ikisi de gerçekten çok mutlular. Bunu görmek bile çok keyifliydi. Ele detay, i̇şte ele detay. Mutluluk. Ya o. Onlara da söyledik. Onlara da söyledik. Mutluluklar. Evet, darısı onların başına. Nejat İşler'in diziye dahil olmasını soruyor muhabirler. Çok güzel oldu. Bir de Nejat abinin olması tabii bizim için çok gurur verici bir şey. Onun da keyfinin yerinde olduğunu biliyorum. Konuşuyoruz da. O yüzden hikayeyi bir şekilde sürdürüyoruz çok şükür. Caner Cindoruk'ta Necip Memili'yi yalnız bırakmayan ünlü isimlerden gecede. Bir espriyle başlıyor sözünü. Yani 40 yaşında bir arkadaşımı kaybediyor olmak. Şaka şaka tabii. Çok mutlu oldum adına yani. Çünkü Necip benim yaklaşık 25 yıllık arkadaşım. Biz çocukluktan beri arkadaşız ve onu böyle mutlu görüyor olmak...
insanı bir şey yaptı yani. Böyle çok burkuğumda ayrıca. Konu Show TV'nin yeni bombası Zemheri'ye geliyor. Onu dizide Ertan karakteriyle gördü ilk olarak izleyici. Tepkiler nasıl diziyle ilgili? Vallahi çok iyi geri dönüşler aldık. Bence çok nitelikli bir iş yaptık. Ve bunun... Hani bu bize göre öyleydi ama seyirciden karşılığını da aldık. Güzel geri dönüşler var. Ertan Bey sen misin? Bilmiyor muydun? Bilmem mi gerekirdi? Senin yaşındaki kızlar genelde bilirler. Caner Cindoruk Zemheri'nin çok kaliteli bir yapım olduğunu söylüyor. Ve nedenlerini de sıralıyor. İyi bir kadro, iyi bir yapım şirketi, iyi bir yönetmen, iyi bir görüntü yönetmeni Tolga. Öyle olunca insan şey oluyor yani iyi nitelikli bir iş yapıyor olması insanı mutlu ediyor. Ayaz, nişanlım. Hayatım gelsene. Defne Samyeli çıkıyor içeriden. O da düğüne davetli olan isimlerden. O gelin tarafı. Didem benim hem aile dostum, hem ekibimin çok değerli bir parçası, hem de çok yakın arkadaşım. Kardeşim sayılır. Necip de şimdi artık yeni kardeşimiz. Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz. Kızı Deren de yanında Defne Samyeli'nin. Ancak biraz çekimser. Magazinden uzak mı tutuyor yoksa onu? Kızım artık magazinden benim uzak tutacağım tutamayacağım kadar. Küçük bir çocuk değil ki. Koca bir genç kız. Kendi kararları. Konu Defne Samyeli'nin Sezen Aksu'dan aldığı şarkısı Ağla Ağla'dan açılıyor. Çok istemiş bu şarkıyı. Hayal etmiştim ve dua etmiştim şarkım bana gelsin diye. Derken bir cep telefonu mesajıyla Sezen Aksu'dan bir şarkı geldi. Onun için çok sevindim gerçekten. Bu benim için müzikal yolculuğumun önemli bir durağı. Bundan sonra da devamı gelecek. Ve geçiyoruz nikaha. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu çiftinin şahitlerinden ikisi Defne Samyeli ve Caner Cindoruk. Kimlik bilgileri sorulurken espriler havada uçuşuyor. Anne adınız? Fatma. Baba adınız? Cüneyt. Teşekkürler. Damat Bey adınız soyadınız? Necip Memili. Anne adınız? Emel. Baba adınız? Nihat. Teşekkürler. Sıra evetlerde. Sevgili Didem Dayıcıoğlu, kendi istek ve arzunla, hür iradenle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Sayın Necip Memili'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo! Sayın Necip Memili, kendi istek ve arzunla, hür iradenle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Sıfır bir çabuk. Didem Dayıcıoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo! Seve. Şey yapacaktım da hanımefendi konuşurken. Evet. Yaptın ama. Heyecanıma verin ne olursun. Bence sabırlı oldu ama. Şahitlerimizde sıra. Sayın şahitlerimiz gelin hanımı damat bey duydunuz. Sizler de böyle bir şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Yani sizler şahitlik ediyoruz. Ederiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Mutluluğa giden imzalarımızı alıyoruz. Birbirlerine bir ömür boyu mutlulukla bakacakları imzaları atıyor çiftimiz. Sen solak mısın? Solakmış. Damat solak mı? Yok gelin. Gelin hanım. Ve nikah sonrası çalan müzikle eğlence başlıyor. Bravo! Damat bey gelin hanımı öpebilirsiniz. Aşkıma çok iyiyim. Necip Memili ve güzeller güzeli eşini ilk tebrik edenler şahitler. Biz de çiftimizi tebrik ediyor, bir ömür boyu mutlu olmalarını diliyoruz. Dünya bir yana.